Yüzyılların birikimi, kültür, tarih ve medeniyet değerlerimize sahip çıkarak, bütün ömrünü bu değerlerle ördüğü vatan ve millet sevgisi uğrunda verdiği mücadelelerle anlamlı kılmaya gayret etmişti Süleyman Nazif. Bir fikir adamı, idareci, devlet adamı değildi. His ve heyecanına bağlı bir şair ve edebiyatçıydı. Son nefesine kadar vatanını en aziz varlıklardan bile daima ayrı ve üstte tutmayı yeğlemiştir. Bir Osmanlı aydını, Osmanlı Devleti'nin parçalanmış olmasından gözünün önünde elden gitmesi, karşısında duyduğu ıstırabı çok keskin bir dille dile getirmesi, ifade etmesidir. Süleyman Nazif'in bize bıraktığı en önemli miras bu. Süleyman Nazif, İstanbul'un en zor döneminin başlangıcında, 93 Harbi'nin arifesinde, Ocak 1869'da Diyarbakır'da dünyaya gelir. Tanzimat ideolojisini, Batı'ya ait olanı imparatorluğun geleceği yapmak isteyenlerdi. Yeni vatanı Fransa'dan, İngiltere'den devşirenlerdi İstanbul'un yeni sahipleri. Jön Türkler. Süleyman Nazif'in babası, Diyarbakır vilayet mektupçusu şair Mehmet Sait Paşa, 1873'te Tanzimat'ın İstanbul'un yeni sahiplerinin valisi olarak Elaziz Sancağı'na tayin edilir. 1874'te ise Maraş'a. 5 yaşındadır Süleyman Nazif. Babam İslami ilimleri mükemmel ve muntazam surette tahsille icazet almış vermiş, matematikle meşgul ve Fransızcaya o lisanda yazılmış eserleri anlayacak kadar vakıftı. Oruca ve namaza uyan pek dindar bir adamdı. İslamiyet'in esaslarına uymayan bir şeyi ne görmeye tahammül ederdi ne de işitmeye. Süleyman Nazif Maraş'ta Bayezid Camii'nde iptidai muallimliği eden bir hocadan elifba öğrenir. 4 ayda Kur'an-ı Kerim'i hatmeder. 1876'da yeniden Diyarbakır'a döner. 7 yaşındadır. Bir yıl sonra 1877'de Osmanlı-Rus Savaşı, 93 Harbi, İstanbul'un yeni sahipleri Jön Türkler eliyle bir kabus gibi çöker imparatorluğun üstüne. Tanzimat'ın vaat ettikleriyle, Hristiyanları korumak bahanesiyle Ruslar Erzurum'a, Yeşilköy'e dayanır. Tuna, Kırım, Kafkasya boşalır. Savaşta ve sonrasında şahit olduğu dayanılmaz sefalet ve ızdıraplar, dinlediği hicran dolu hatıralar Süleyman Nazif'in hafızasında derin izler bırakacaktır. Ben o zaman 9 yaşındaydım. Kış geceleri bizim tandır başında toplanılır, kadıncağız Tuna'dan Dicle'ye kadar nasıl geldiklerini hikayeyle ağlar ve ağlatırdı. Bizse dinlemekten ve ağlamaktan hiçbir zaman usanmazdık. Gözlerimizden dökülen yaşlar kalbimizin kederine acı bir sükun verirdi. İşte ben vatan muhabbetiyle Moskov düşmanlığını o muhacir kadından öğrendim. O zaman yerli yabancı hiçbir edebi tanımazdım. Tarihle aşinalığım henüz o kadar başlamamıştı. En büyük şairim Aşık Garip ve en aziz kahramanım Battal Gazi'ydi. Harp ve ızdırap zamanı Süleyman Nazif'e hayatı en acı gerçekleriyle beraber öğreten bir mektep olur. O zamanki vatan sevgisi ve hicranlı menkıbeler kadar onları anlatan harp yadigarı bahtiyarlara gösterilen hürmet ve muhabbeti de hiç unutmaz Süleyman Nazif. Süleyman Nazif'in ilk özelliği mükemmel Türkçesidir. Yani Süleyman Nazif'i biz çoğunlukla şiir alanında ön plana çıkarmaya çalışıyor. Dağ üst sılası vesaire. Nerede Osmanlılar şiiri ve diğerleriyle şiiriyle öne çıkarmaya çalışırız. Oysa Süleyman Nazif nesrindedir.
nesli üzerinde durmak lazım. Türkçenin hele bugün gücünü kaybetmiş gibi görünen, yeni nesillere aktaramadığımız Türkçenin güzelliği Süleyman Nazif'in neslindedir. O bütün o Devlet-i Aliye'nin yıkılışının ıstırabını duyduğu yazılar büyük onun diliyle adeta dilin şaheseri haline gelmiştir. 93 Harbi sonrası İstanbul Sultan II. Abdülhamid'indir artık. Jön Türk olmak suç olur. 33 yıl sürecek yeni bir dönemdi başlayan. Süleyman Nazif Mardin'dedir. Babası Mardin valisi olmuştur. 10 yaşındadır. Sultan II. Abdülhamid henüz eğitim seferberliğini başlatmamıştı. Ülkede okulların hali perişandı. Babam alim bir adamdı. Arapçanın sarf ve nahvi ile Acem lisan ve edebiyatını ve mantıkla Belagat-ı Osmaniye'yi, Fransızcayı ve tarihi kafi derecede tahsil ettirdi. Süleyman Nazif'in asıl mektebi babasının ilim ve edebiyat meclisleri olur. Bu toplantılarda dinleyip öğrendikleri Süleyman Nazif'in kültür ve sanat zevkinin temelini ve mayasını teşkil eder. Klasik kültür ve devlet geleneğine bağlanır. Eski edebiyat ve tarihimize aşina olur. Vatan, millet ve hürriyet hisleriyle dolar. 12 yaşında ancak vardım. Pederim bir gün Namık Kemal Bey'in evrak-ı perişanını vererek mukaddimesini yüksek sesle okumamı emretti. Ve hatasız okuyunca hoşuna giderek mükafat olarak kitabı bana verdi. Evvelleri ekser yerlerini anlayamadığım evrak-ı perişanı senelerce okudum. 1888'de 19 yaşında İstanbul'da zavallı Kemal Bey de mi öldü? Millet dedi, millet dedi, millet dedi gitti diyen babası Sait Paşa'yı 1892'de kaybeder Süleyman Nazif. 23 yaşındadır. Babam yazmaktan ve araştırmaktan bir dakika hali kalmaz bir zat idi. Onu taklit hevesi beni ta küçüklüğümde yazar ve şair olmaya sevk etti. Pederim hayat zevkini, müzakere ve yazmaktan başka hiçbir şeyde bulmaz bir temiz iman sahibiydi. Babamın yalnız yazar ve şairliğini, bir de vazifede ve kişilerle muamelede meşru hakkım olmayan bir parayı kabul etmemek ilkesini taklit ettim. Babasının ölümünden sonra Süleyman Nazif, bir taraftan şöhret ve tesirleri bütün ülkeyi kaplamış, sembol şahsiyetlerin fikir ve eserleriyle buluşur. Namık Kemal, Abdülhak Hamid ve Ziya Paşa ile vatanı en derin varlıklardan daima ayrı ve üstte tutmayı öğrenir. Bir taraftan da İstanbul ve hatta Avrupa'nın muhtelif gelişmelerini Diyarbakır'a kadar ulaşan gazete ve mecmualardan takip eder. 1890'ların ilk yarısı Süleyman Nazif'in Diyarbakır'da devlet memuru olarak çalışmalarıyla geçer. Diyarbakır vilayet salnamesini hazırlar. Vilayet matbaasını yönetir. Diyarbakır gazetesinde başyazarlık yapmaya başlar. Ekim 1894'te yeniden ayaklanan Ermeniler, Diyarbakır'da da her şeyi bahane ederek huzursuzluk çıkarmaya başlarlar. Ancak Aralık 1894'te Diyarbakır'ı günde 70-80 kişinin öldüğü bir kolera salgını kaplar. Ermeniler can korkusuyla civar köylere kaçar. Eylül 1895'te salgın sona erer. Şehre geri dönen Ermeniler taşkınlıklarına devam eder. Süleyman Nazif, Şark vilayetlerinde bir Ermenistan kurulmasına yönelik gayretlerin sebep olduğu Diyarbakır'daki şiddetli infial ve galeyanı, 30 Ekim 1895'te bir telgrafla İstanbul'a, Abdülhamid'e bildirir. 26 yaşındadır. Biz her türlü kurtuluş ümidini ve selametini 14 asırdan beri İslam hilafetinin şefkat ve adaletinden bekleriz.
kötü niyetli yabancılar tarafından dakika dakika şımartılmakta ve Müslüman ahaliye nispetle hakikaten yaşlı ve az miktarda bulunmakta olan Ermenilere, Avrupa devletleri tarafından verilecek imtiyazın yazı ve sahifelerini kanımızla bozacağımızı birlik olarak beyan ederiz. Heyecanı yüksek ve harareti gür olan bu telgraf, Süleyman Nazif'in milli duygularına dokunulursa ateş kesilen sözlerinin başlangıcı olacaktır. Süleyman Nazif bize vatan sevgisini, vatanı nasıl sevmek gerektiğini anlatan eserlerini miras bırakmıştır. Ben vatan sevgisi denince Namık Kemal'le birlikte Süleyman Nazif'i de hatırlayan birisiyim. Süleyman Nazif, Aralık 1896'da devlet memurluğundan ayrılır. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelir. 27 yaşındadır. 2 ay sonra, 1897 Şubat'ında Paris'e geçer. İstanbul'a, Abdülhamid'e karşı çoktan başlamış olan Hürriyet ve İnkılap Hareketi'ne Jön Türklere katılır. İmparatorluğun kurtuluşunun önündeki tek engeldi Sultan II. Abdülhamid. Jön Türkler ve Ermeni, Rum, Bulgar azınlıklar için. Süleyman Nazif, Paris'te çeşitli gazete ve mecmualarda, Meşveret, Mizan, Kanun-ı Esasi ve Osmanlı'da 2. Abdülhamid aleyhinde yazılar kaleme alır. Sultan Abdülhamid'e muhalif olan gençler arasındadır. Nitekim bu muhalefetinden dolayı o sırada pek modadır. Hani Sultan Abdülhamid'e karşı çıkanlar, muhalif olanlar bir yolunu bularak işte Paris'e kaçarlar. Süleyman Nazif de bu modaya uyarak o da Paris'e kaçmış. Kısa bir süre Paris'te yaşamış. İşte oradaki işte genç Jön Türklerle filan münasebeti olmuş. Fakat bu Paris'teki hayatı fazla uzun sürmemiş. Bilahare Türkiye'ye dönmüş. Süleyman Nazif Paris'te içinde bulunduğu durumdan memnun değildir. Jön Türk liderleri arasında fikir ayrılıkları vardır. Süleyman Nazif Ahmet Rıza ile anlaşamaz. Türkçü ve pozitivistti Ahmet Rıza. Süleyman Nazif ise Namık Kemal coşkusunda bir vatansever, ümmetçi, bir Osmanlı. Süleyman Nazif İstanbul'un Abdülhamid'in verdiği bazı teminatlarla Jön Türk mücadelesinin durulması üzerine Ekim 1897'de 8 ay kaldığı Paris'ten İstanbul'a döner. Sultan II. Abdülhamid tarafından vilayet mektupçusu olarak Bursa'ya gönderilir. 28 yaşındadır. Süleyman Nazif Bursa'ya çaresizliğin verdiği teslimiyetle gelir. Avrupa'da İttihatçılarla anlaşamamıştır. İstanbul'dan, ona sahip olandan, Abdülhamid'den hala endişelidir. İmparatorluğun yarınları için ümitsizdir de, karamsardır, hayatından da şikayetçi. Arayış içindedir Süleyman Nazif. 1898'de Edebiyat-ı Cedide'ye katılır. Sanat, sanat içindir, der. İbrahim Cehdi Müstear ismiyle Servet-i Fünun'da şiirler yazar, makaleler kaleme alır. Yazdıklarını izah ve müdafaa eder. Vatan için ateş kesilen, onun tefekkürüne biat eden Süleyman Nazif'in muhalif ruhunu hüzünlü duygular ve hayallerle yenilemesiydi o dönem yazdıkları. İkinci Abdülhamid aleyhtarlığını açıkça sürdüremiyordu. İttihatçı politikalardan da uzaktı. Süleyman Nazif, 1908 sonrası şiirlerinde ve yazdıklarında toplumcu bir anlayışa dönecek, savaş yıllarında milli edebiyat içinde halkın inanç ve düşüncelerine haykıran yazılar kaleme alacaktır. Süleyman Nazif, Temmuz 1908'de meşrutiyetin ikinci defa yeniden ilanı üzerine Bursa'dan ayrılır. Ekim 1908'de İstanbul'a gelir. 39 yaşındadır. Sürgün hayatı biter. İstanbul'un yeni sahipleri İttihatçılardır. İttihatçılar, Tanzimat'ın vaat ettikleriyle iktidar olmuşlardı.
İttihatçı değildi Süleyman Nazif ama İttihat ve Terakki Partisi'ne üye olur. İkbal peşinde değildir. İnanmak ister İttihatçılara, vatanın selameti için. Ümitli olmakla beraber ihtiyatı da elden bırakmaz. Paris'te görüp geçirdikleri Süleyman Nazif'e fazlaca hayalci olmaması gerektiğini öğretmişti. Süleyman Nazif İstanbul'da önce Yeni Gazete'de ardından Mart 1909'da Osmanlı Gazetesi'nde yazılar yazmaya başlar. Mayıs 1909'da ise Ebu Ziya Tevfik'le birlikte Yeni Tasvir-i Efkar gazetesini çıkarır. Başyazar olarak yazılar kaleme alır. Yazıları zaman zaman İttihatçılara karşı sert çıkışlarıyla dikkat çekiyordu. Ancak gazete tutunamaz, kısa sürede batar. Yine de Süleyman Nazif yazar olarak tanınır. Ateşli, kudretli nesirlerine başlangıç, bu gazetelerdeki yazılarıdır Süleyman Nazif'in. Kelimelerin serdarlığına giden yolun başlangıcı. Dil ve üslubundaki ahenkle birleşen Osmanlıca, o günkü edebiyat çevrelerinde imrenilecek bir sanat olarak kabul görür. Yani Süleyman Nazif bu Osmanlıcanın gerçekten büyük üstadlarından biri. Biliyorsunuz Ahmet Haşim'in onunla ilgili bir yazısı var, Son Şarkı diye. Muhteşem bir yazı. Onun yazı tarzını zaten anlatıyor Ahmet Haşim orada. Ve gerçekten de Süleyman Nazif seçerek kelimeleri kullanan, ona ses ve heyecan katan büyük bir şahsiyet. Süleyman Nazif, Eylül 1909'da Basra'ya vali tayin edilir. Ardından Ekim 1910'da Kastamonu'ya, Temmuz 1911'de ise İtalyanların Trablusgarp ve Bingazi'yi İstanbul'dan istediği günlerde Trabzon'a vali yapılır. İttihatçı elitler Süleyman Nazif'in İstanbul'da olmasını istemezler. Süleyman Nazif, Ocak 1912'de yeniden İstanbul'a döner. Mart'ta Hak Gazetesi'nde yazılar yazmaya başlar. İstanbul'da iktidar kavgaları yaşanmaktadır. Hürriyet, eşitlik, adalet, kardeşlik seçim sandığında biter. Süleyman Nazif, İttihatçılara karşı çok şiddetli yazılar kaleme alır. Vatanperver bir gazetecilik duruşu sergiler. İtalyanlar Trablusgarp'tadır. Eski romanın belagatli hatibi Cicero'nun zamanın devlet adamlarından birine yöneltmiş olduğu ikazını, biz bugün yeni romanın, İtalya'nın büyük tehdidi önünde titreyen yöneticilerine tevcih eder ve deriz ki, ey Baba Ali! Ne zamana kadar sabrımızı suistimal edeceksin? Anadolu'nun, Rumeli'nin kahraman evlatları susuz ve perişan can verirken, bizim Osmanlı ordusunun bir kısım subay ve paşaları, İstanbul kaldırımlarında birkaç bakan atamakla vakit geçiriyorlar. Kendisi İttihat Terakki döneminde yaşamış olmasına rağmen ama İttihat Terakki'ye de daima muhalif olmuştur. Dili biraz sivri olduğu için, kalemi keskin olduğu için günlük gazetelerde İttihat Terakki Partisi aleyhine olmak üzere çokça yazıları da çıktığından dolayı İttihatçılar Süleyman Nazif'i İstanbul'dan uzak tutmaya çalışmışlardır. Yani Anadolu'da herhangi bir vilayete gönderip onu basın yayın hayatından uzak tutarak onun tenkitlerinden kurtulmaya çalışmışlardır. En son valiliği de Bağdat valiliğidir. Sivil son Bağdat valimiz Süleyman Nazif'tir. Ağustos 1913'te Musul'a vali olarak tayinle İstanbul'dan yeniden uzaklaştırılır Süleyman Nazif. ...1914'te ise Büyük Savaş'tan önce Bağdat'ın son valisi olur. Süleyman Nazif 1918'de Firak-ı Irak'ı yayımlayacaktır. Irak'ın vatan toprağından ayrılışının meydana getirdiği tahribat ve üzüntüdür Süleyman Nazif'i
Firak-ı Irak'ı yazmaya iten neden? Vatanı annesinden daha aziz bulduğunu söyler Firak-ı Irak'ta Süleyman Nazif. Dicle ve Ben, Bağdat'ın elden çıkmasına yönelik duygulu bir manzumedir. Adeta bir feryadı andırır. Yatıyor çöllerinde 100.000 genç. Hepsi Bağdat'a oldular kurban. Onların huni harrı olmaz mı? Can yakan bir vesile-i gufran. Süleyman Nazif, Haziran 1917'de Bağdat valiliğinden ayrılır. İstanbul'a döner. Birinci Dünya Savaşı bütün şiddetiyle devam ediyordu. Memuriyetten ayrılır, tüm zamanını yazmaya ayırır. Bir yandan İttihatçı politikaları şiddetle tenkit eder, bir yandan da dini ve milli heyecanın ön planda olduğu hararetli ve etkileyici yazılar kaleme alır. Hürriyet ve inkılap için peşinden sürüklendiği İttihatçılara karşı Abdülhamit'ten özür diler. Padişahım gelmemişken yağda biz, İşte geldik senden istimdada biz. Öldürürler başlasak feryada biz, hasret olduk eski istibdada biz. Sultan Abdülhamit hakkında sadece Süleyman Nazif değil, birçok şair ve yazar muharif olarak karşısında yer almışlar. Ama onun vefatından sonra, ki Osmanlı Devleti tarih sahnesinden silinmiş, büyük devlet artık ortada yok, elde kalan topraklar üzerinde biz bir milli mücadele vermek zorunda kalmışız Anadolu işgali altında. Dolayısıyla Sultan Abdülhamit dönemine karşı, onun şahsına karşı bir özlem duyulmaya başlanmıştı. Süleyman Nazif'te de var. Bunu, yani Sultan Abdülhamid'in çok yüce bir padişah olmasıyla mı izah etmek lazım? Süleyman Nazif'in önceki hatasından işte tövbekar olup pişman olmasıyla mı izah etmek lazım? Onu bilemiyorum. Ama devrin psikolojisini de göz önünde bulundurmak lazım. Sultan Abdülhamit o dönem içerisinde bir istikrarın temsilcisi, istikrarın sembolü konumundadır. Ondan sonra ülke hızlı bir şekilde parçalanmıştır. Dolayısıyla insanlar eski istikrar günlerini ararken elbette Sultan Abdülhamid'i de hatırlayacaklardır. 1917'de önce Batarya ile Ateşi, ardından Asitan-ı Tarihte'yi yayınlar Süleyman Nazif. Osmanlı Harbiyesi, heyecanı yüksek bu yazıları cepheye gönderir. Vatan ve millet sevgisiydi Süleyman Nazif'in kaleminden 7 cephede siperlere ulaşan. Süleyman Nazif, Ekim 1918'de Cenap Şihabettin'le birlikte Hadisat gazetesini çıkarır. Savaş sona ermek üzeredir. Almanya teslim olmuştur. 2 Kasım 1918'de İstanbul'dan ilk kaçanlar hürriyet, adalet, eşitlik, kardeşlik diyenler İttihatçı elitler olur. 13 Kasım 1918'de İstanbul işgalle tanışır. Tanzimatçı yenileşme, batılılaşma 100 yıl olmadan İstanbul'u yeni sahiplerine teslim etmişti. İtalyana, Fransız'a, İngiliz'e. Süleyman Nazif, İstanbul'un o kara ve karanlık günlerinde, bir iman ve umut ışığı halinde parlayan coşkun yazılar kaleme alır. İstanbul'un işgalini kabullenmez. Ben o toprağa vatan derim ki, üstünde dinim ve devletim hüküm sürsün, ona sahip çıksın. Böyle bir toprak üstünde, küçük bir kulübeyle cılız bir oğul bana yeter. Dinimden, devlet ve milletimden uzak kalmış ve mahrum edilmiş, yetim, boynu bükük bir vatanda, muhteşem, gösterişli sarayların ve güçlü kuvvetli ve gelişmiş çocuklarım yükseleceğine, evim, bir avuç toprak ve soyum sopum, aile ocağımda mezarlıklar olsun. Süleyman Nazif, işgalin amansız sansürüne rağmen bir süngü kadar tesirli kalemini kahraman bir eda ile kullanarak
yazılarına devam eder. Korkusuzca, işgal kuvvetlerinin hışmına uğrar, vazgeçmez. Süleyman Nazif, 8 Şubat 1919'da Fransız General Desper'in İstanbul'a gelmesini vesile ederek Rum ve Ermeni azınlığın yaptığı taşkınlık ve sevinç gösterilerine tanık, 9 Şubat 1919'da hadisatta sessiz ve ümitsiz haldeki matemli İstanbul'un yüreğine su serpen Kara Bir Gün başlıklı makaleyi kaleme alır. Kara Bir Gün makalesiyle Süleyman Nazif şunu başardı. İşgal kuvvetlerine istediğinizi yapamazsınız. Biz buradayız, bunu söyledi ve bunda başarılı oldu. Çünkü Kara Bir Gün yazısından sonra biliyorsunuz arandı, ifadesi alındı, sonra serbest bırakılmak zorunda kaldı. Biz sizden öğrendiklerimizi, ben hürriyet fikrini, vatan sevgisini Fransız edebiyatından öğrendim dedi. Sizden öğrendiklerimizi size söylüyorum dedi. Ve orada tabii karşı durulabileceğini, direnilebileceğini gösterdi. İşgal kuvvetlerine karşı koymanın mümkün olduğunu gösterdi. Yalnız burada bir şey daha var. Biz onu maalesef atlıyoruz. Kara Bir Gün yazısını okuduğumuz zaman şunu görürüz ki Kara Bir Gün yazısında asıl Süleyman Nazif'i üzen, acıtan tabiri caizse İstanbul'daki Rumların, Ermenilerin tavırları, Yahudilerin tavırları. Yani çünkü işgal kuvvetleri İstanbul'a girerken onlar bayram yapıyorlar. Ve İstanbul sokaklarını mavi beyaz Yunan bayraklarıyla donatıyorlar. Asıl Süleyman Nazif'i yaralayan bu olmuştur. İşgal ayrı bir şeydir. Bu tabii çok farklı bir şey. Bu eser yani kısa bir yazı olmakla birlikte İstanbul'da büyük bir heyecana vesile olmuştur. İstanbul ahalisinin ayaklanmasına ve giderek bu şey milli heyecanın, milli galeyanın giderek bütün Anadolu'ya yayılmasına da vesile olmuştur. Yani İstanbul'u işgal eden İtilaf devletleri karşısında suskun kalamayacağımızı, milli haklarımızı korumak gibi bir düşüncemizin bulunduğunu dünyaya ilan etmiştir. Bir kıvılcımdır. Milli mücadele şuurunu başlatan bir kıvılcım olarak önemli bir yere sahiptir. Hadisatta siyah bir çerçeve içinde yayınlanan Kara Bir Gün, milli mücadelenin ilk kurşunudur. İstanbul'dan Süleyman Nazif'in kaleminden çıkan milli bir uyanışa vesile olur. Kurşuna dizilmesi emredilir Süleyman Nazif'in işgal kuvvetlerince. Yine de susmaz. Milli heyecanı şaha kalkmıştır, yatışmaz. 20 Ocak 1920'de İstanbul Darülfünun'unda Pierre Loti'yi anma vesilesiyle yapılan toplantıda hitabesiyle işgal kuvvetlerine halkın İstanbul'un böyle bir esareti kaldıramayacağını haykırır. Ankara'da Milli Meclis henüz açılmamıştı. İstanbul bizim ana vatanımızın anasıdır. İstanbul'un topraklarına gömdüğümüz melek yüzlü, melek yapılı Türk kadınları, bu şehrin ağaç ve çiçeklerine güçlü büyümesi için parlaklık veriyor. Süleymaniye'nin kubbesi, Yeni Cami'nin minareleri, her adımda rastlanılan sınırsız benzeri olmayan sanat tümü bizimdir. Bize diyorlar ki siz İstanbul'a layık değilsiniz. Çünkü bu güzel şehri imar edemediniz. İstanbul'da görülen anıtlar, bizim zekamız, bizim emeğimiz bizimle oluştu. Harabatlıksa başkalarının esiridir. Pierre Loti hitabesiyle işgal zihniyetine karşı fikri ve edebi bir isyan başlatan Süleyman Nazif, işgal kuvvetlerince Mart 1920'de Malta'ya sürgüne yollanır. Kalemi susturulur. Malta'ya niye sürgüne gönderiliyor? Çünkü orada Batı medeniyetine, Batı kültürünün bize öğrettikleriyle uyguladıklarının çok farklı olduğunu gerek Kara Bir Gün yazısında tutuklandığı zaman, yazısı dolayısıyla tutuklandığı zaman gerekse Pierre Loti dolayısıyla yaptığı konuşmada bunu ifade ediyor. Ve orada vatan duygusu adeta zirveye çıkıyor Süleyman Nazif'te. 20 ay kadar devam eden Malta sürgünlüğü sırasında da
Türk Edebiyatı'nın en güzel gurbet şiirlerini yazmıştır. Süleyman Nazif Kasım 1921'de döner Malta'dan İstanbul'a. Resimli gazetede çalışmaya başlar. Vatanın kurtuluşu için yapılan zorlu mücadeleye yazılarıyla katılır. Milli mücadele ruhunu uyandırmaya öncülük eden, derin ve mutlu soluk aldıran şiirler kaleme alır. Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak. Neler yapmış bu millet? En yakın tarihe bir sor bak. Yerim sensin, göğüm sensin, cihanım, cennetim hep sen. Nasıl bir zinde millet çıktı gördüm hasta sinenden. Kendini bildiği günden beri sürekli memleketi ve toplumun huzuru ve bekası yönünde derin endişeler hisseden Süleyman Nazif, 4 Ocak 1927'de zatürreden ölür. Cebinde birkaç mecidiyesi vardır. Cenazesi ortada kalır. Çalmamış, çırpmamış, peygamber ahlakıyla yaşamış bir devlet adamıydı Süleyman Nazif. Söz konusu vatan, millet, din olunca asla tereddüt etmemişti. Yazı ve yardımlarının yüklediği manevi borçla Türk Tayyare Cemiyeti tarafından Ayasofya Camii'nde kılınan namazla Edirne Kapı'ya defnedilir. İbrahim Alaaddin Gövsan'ın deyişiyle bir vatan münşii, inşacısıydı Süleyman Nazif. Cemil Meriç'e göre ise Türk nesrine haysiyet ve asalet kazandırmak için ruhunun tüm melekelerini seferber etmiş bir muharrir. Yakın dostu Mehmet Akif içinse her şartta yanında olan bir dosttu. Ey tek kara gün dostu bu hicranzede yurdun. Sen milletin alamını dünyaya duyurdun. En korkulu günlerde o müthiş kaleminle.